311. mektup. Bu mektup hakikatleri ve marifetleri bilen akl ve nakl bilgilerinin kaynağı kıymetli oğlu Hace Muhammed Said'e yazılmıştır. İnce bilgileri ve işitilmemiş hakikatleri işaretle anlatmaktadır. Allahümme Farisi beytler. H harfi bizi yetiştirendir. Elif ise Rabbi Habibullah'tır. Lam Halilullah'ı yetiştirmiştir. Mim Kelimullah'ı bildirmektedir. Bu kelimenin başında bulunan elif harfinin hakikati Kelimullah Musa Aleyhisselam'ın mebdeidir. Bu fakirin işinin başlangıcı da onların yolunda bulunmakla ve hadis-i şerifte bildirilen varis olmak şerefine kavuşmakla bu harfin hakikatidir. Fakat Kelimullah Musa aleyhisselam ala nebiyina ve aleyhisselatu vesselam bu kelimenin mim harfinin hakikatine gelmiştir. Bu aşağı kulun geldiği yerse h harfinin hakikatidir. Bu fakirin şimdi bulunduğu ve sığındığı yer işte bu harfin hakikatidir. Bu hakikate gaybi hüviyet denir. Bu hakikat rahmet hazinesidir. Dünyada olan bir rahmetin ve ahiret için ayrılmış olan 99 rahmetin hepsi burada bu hakikatte bulunmaktadır. Sanki bu hazineden bir musluk dünyaya akmaktadır. Öteki rahmet musluğu ahiret içindir. Erhamür Rahim'in sıfatı bu hakikatten çıkmaktadır. Bu makamda yalnız cemal sıfatı zuhur etmektedir. Celal sıfatından hiçbir şey bulunmaz. Sevdiklerine dünyada verdikleri bütün sıkıntılar ve üzüntüler cemal sıfatıyla terbiye etmektir. Celal olarak görünmektedir. Böyle yapması Allahü Teala'nın mekridir, aldatmasıdır. Bakara suresi 26. ayetinde mealen Allahü Teala onunla çoklarını doğru yoldan çıkarır ve onunla çoklarını doğru yola kavuşturur, buyuruldu. Peygamberlerin sonuncusuna, aleyhi ve aleyhi müstelevâtü ve teslimat, yapılanların başlangıcı, elif hakikatinin üstünde olan bir hakikattir. Halilullah İbrahim aleyhisselama, ala nebiyyina ve aleyhisselatu vesselam, yapılanların başlangıcı da bu yüksek makamın hakikatidir. Böyle olmakla beraber peygamberlerin sonuncusuna aleyhi ve aleyhi müstelevat ve teslimat yapılanların başlangıcının hakikati o yüksek hakikatin icmalidir, topluluğudur, bütünüdür. Halilullah'ın ala yine ve aleyhi ve selam başlangıcının hakikati ise o icmalin, o topluluğun tafsili, açılmışı, yayılmışıdır. Peygamberlerin sonuncusunun aleyhi ve aleyhi müstelevâtü ve teslimat, rücu ettiği, geldiği hakikat, elif harfinin hakikatidir. Halilullah'ın alâ nebiyyina ve aleyhisselâtü vesselâm, gelip yerleştiği hakikatse, lam harfinin hakikatidir. Evet, icmalin, topluluğun, Vahdetle ilgisi daha çoktur Bunun için elife gelmesi kolay olmuştur Çünkü Elif harfi vahdete yakındır Açılmak dağılmak çokluğa daha uygundur. Bunun için çokluğa yakın olan lama kavuşmuştur. Bundan dolayı Hazret İbrahim Ala Nebi ve Aleyhisselatu ve Selam hem başlangıçta hem de sonunda çok bereketli olmuştur işte bunun içindir ki insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselam, Halilullah İbrahim aleyhisselamın salavatı ve bereketi gibi olan salavat ve bereket istemiştir. Allahü Teala'nın isimlerinin mertebesi sıfatlarının mertebesinin üstündedir. Peygamberlerin sonuncusunun aleyhi ve aleyhi müstelavat ve teslimat Rabbi, yani yetiştiricisi olan ismi ilahi mübarek Allah ismidir. Bu fakirin yani İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Teala aziz hazretlerinin Rabbi olan isim mübarek Rahman ismidir. Bu aşağı kulun Kelimullah'la bağlılığı olduğu için o büyük peygamberden Ala Nebiyina ve Aleyhissalatu Vesselam bu aşağı kula çok bereketler ve yardımlar gelmiştir. Bu fakirin vilayeti her ne kadar vilayeti Musevi değil ise de bu vilayetin bereketleri içindeyim. Bu yolda çok ilerledim. Bu aşağı kulun bu vilayetten faydelenmesi bu vilayetin icmalinden, topluluğundan olmuştur. Büyük oğlumun aleyhir rahme istifadesi ise bu vilayetin yayılmışından, açılmışından olmuştur. Bu fakirin vilayet-i Musevi'den gelen vilayeti Firavun soyundan olan mümin kulun vilayeti gibidir. Oğlumun aleyhir rahme vilayeti de Firavun'un imana gelen sihirbazlarının vilayetleri gibidir. Vesselam.